Bir çay içseydin? İstemez. Ne söyleyeceksen söyle bir an önce. Bak, bana inanmayacağını biliyorum ama gerçekten çok pişmanım. Birdenbire böyle bir değişime kim inanır? Bize yaptığın onca kötülükten sonra. Biliyorum, ne söylesen haklısın. Ama ben Cahide annenin kurbanı oldum. Altay'la evliyken öyleydi o gene. Boş laf bunlar Arzu. Hadi Altay'a yaptıklarını bir kenara koyalım. Peki ya Galina? Onu sen öldürdün biliyorum. Dişleri gördüm. Hayır, sana yemin ediyorum Nermin. Galina'yı ben öldürmedim. Hiçbir alakam yok. Hem o dişler... Bir protez falan deme lütfen. Altay da seni korumak için protezledi çünkü. Altay sana öyle mi söyledi? Lafı uzatmayalım. Ne diyeceksen söyle bir an önce. Bak, ben de aynen senin gibi Altay'a kapılmıştım. Başta ilişkimiz çok iyiydi. Ama sonra aramıza o Galina girdi. Neden anlatıyorsun bütün bunları bana? Seni uyarmak için. Seni de öldürebilir. Eğer ben kaçmasaydım belki beni de Galina gibi öldürecekti. Bugün bana, yarın sana. Yeter ama. Nermin, Altay boğazını sıkmadan kaç, kurtar kendini. Palavralarını dinlemek için buraya gelecek kadar aptal olabilirim. Ama onlara inanacak kadar aptal değilim. Cahide anne çıktı geliyor. Gelsin bakalım. Eceli burada onu bekliyor. Hayattan herkesin beklentisi farklıdır. Bazısı sadece huzur bekler. Beklentiler arasında en kolay erişilecek olanı gibi görünse de aslında şu karmaşık dünyada en zoru bir parçacık huzurdur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.